Hoş bulduk Yeşim Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun, çok Hoş teşekkür ederim. bulduk. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet. Evet Sayın Cemdik, ben de bizlerle birlikte olacak demen hatırlatalım. Ancak kendisi bir ufak rahatsızlık geçirdiği için yayınımıza katılamadı ama sonraki yayınlarımızda yeniden birlikte oluruz diyorum. Şimdi öncelikle ilk ziyarete başlamak istiyorum. Sayın Ünal, sizinle başlamak isterim. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaret oldukça mühim. Dünyada takip etti. İki lider sonrasında bir basın açıklama yaptılar. Aslında şunu hatırlattılar. İki devletli çözümü tanıyın. Bildiğimiz üzere Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmuştu. Tüm dünyaya bir mesaj vermişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demişti ki iki devlet çözümü artık tanıyacaksınız. Ve ardından da 20 Temmuz'da tekrar döneceğim dedi. Türkler azınlık değildir. Silahlananlar da bu riskleri düşünsün dedi. Ve ikinci durağı Azerbaycan'a seyahatine başlamış oldu. Şimdi bu açıklamaları nasıl okumak gerekir? Böyle başlayalım Sayın Ünal. Şimdi bu açıklamaların aslında anlamı çok açık. Yani üzerinde gayet yeni belirlenen Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortak politikasının ifadesi. 2020 yılında, 20 yılının sonbaharında Sayın Ersin Tatar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmişti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında kampanyada iki devletli çözümü vurgulayarak seçimleri kazanmıştı. Türkiye de kendisine destek vermişti. 2021 yılının 20 Temmuz'unda yanlış hatırlamıyorsam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaptığı konuşmada iki devletli çözümden bahsetti ve buradan geri dönüşün mümkün olmadığını ifade etti. Aynı yılın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında da dünyayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya davet etti. O günden bugün hiçbir şey elde edilmiş değil. Bir şeyler elde edildi ama yeterli olup olmadı. Belki üzerinde daha neler yapılabilir konusu tartışılabilir. Örneğin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adıyla gözlemci üye olması çok önemli bir gelişme bence. Oradaki 5 devletten 4'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kademeli bir biçimde tanımaya da hazır hale geleceklerdir. Bu arada gözlemci üye statüsünü hiç de hafife almamak lazımdır. Evet. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada Macaristan'la eşit statüdedir. Macaristan da gözlemci üye oraya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gözlemci üye. Dolayısıyla hiç de hafife alınacak bir şey değil. Yani Batı dünyası tanımıyorsa gerisinin bir kıymeti yok havasından çıkmak lazım. Çok kutuplu dünya, bambaşka bir dünya. Bu dönemin fırsatlarına odaklanmak, kurallarını iyi anlamaya çalışmak ve ona göre hareket etmek durumundayız. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasıyla ilgili bence bir eylem planı oluşturmakta fayda var. Çünkü zaman zaman buna Türk dışişlerini de katmak lazım belki. Verdikleri beyanatlarda örneğin Avrupa Birliği ile biz üyelik sürecimizi yeniden canlandıracağız tarzındaki dışişleri yetkililerinin başta Sayın Bakan olmak üzere epeyce açıklamaları vardı geçmişte. Şimdi eğer siz Avrupa Birliği ile müzakere sürecini canlandıracaksanız Kıbrıs'ta iki devletli çözümü elde edemezsiniz. Kusura bakmayın yani orada Türkiye için oluşturulan müktesebatın en önemli, o zehirli müktesebatın en önemli unsurlarından bir tanesi Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimini yani Kıbrıs Cumhuriyeti sahte ismiyle hareket eden o korsan devleti tanıması mecburiyeti var. Yani aklımızı başımıza alacağız. Ya bir Eğer bir politikayı benimsemişsek, o politikanın gereklerine göre bütün politikamızı düzenlememiz gerekiyor. İkincisi, benim kanaatim o ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması konusunda Rusya ile ciddi bir pazarlık hala yapılmadı. Sayın Ünal. Oysa Rusya Sayın Ünal. Federasyonu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya çok yatkın görünüyor. Bunun sebeplerini birazdan da Evet, açıklayabilirim. birazdan konuşalım ama şimdi Azerbaycan'a gidelim hemen. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdi. Bir açıklama geliyor, dinliyoruz. Ve ister harici siyaset sahasında, ister dahili siyaset sahasında
apardığınız siyaset Türkiyə xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və sizin qələbəniz Azərbaycan xalqını da çox mutlu etmişdir. Əminəm ki, bu seçkilərdən sonra Türkiyə-Azərbaycan qardaşlıq əlaqələri qarşısında yeni imkanlar, yeni üfüqlər açılır. Bugün biz sizinlə həm görülmüş işlərə yekun vurduq, eyni zamanda növbəti illərdə görüləcək işlər haqqında geniş fikir mübadiləsi apardıq, həm təkbətək görüş zamanı, həm heyətlərin iştirakı ilə apardığımız danışıqlar bir daha bizim ortaq niyyətimizi ifadə edir. Yəni, bütün əldə edilmiş uğurların təməlində Türkiyə və Azərbaycan arasında olan qardaşlıq əlaqələri dayanır. İki gündən sonra biz Şuşa bəyannaməsinin ikinci il dönümünü qeyd edəcəyik. Şuşa bəyannaməsi tarixi anlaşmadır. Bu anlaşma nəticəsində Türkiyə və Azərbaycan rəsmən müttəfiqlər oldu. Əslində, faktiki olaraq biz uzun illər müttəfiqlər kimi fəaliyyət göstərirdik, ancaq Şuşa bəyannaməsi bunu rəsmi sənədə çevrildi və bu sənədin Şuşada imzalanması təbii ki, rəmzi xarakter daşıyır. Çünki Şuşa Qarabağın tacıdır və Şuşanın işğaldan azad olunması ikinci Qarabağ müharibəsinə son nöqtəsini qoymuşdur. Fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan xalqı adından sizə və qardaş Türkiyəyə ikinci Qarabağ savaşı dönəmində bizə göstərdiyiniz qardaşlıq dəstəyinə görə, mənəvi və siyasi dəstəyə görə bir daha təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugün müzakirə olunan məsələlər arasında təbii ki, gələcək bizim işbirliyi proqramımızdır. Bütün sahələrdə konkret proqramlar əsasında işlər gedir. İlk növbədə xarici siyasət sahəsində bundan sonra da Türkiyə və Azərbaycan vahid mövqedən çıxış edəcək. Bizim xarici siyasətlə əlaqədar apardığımız birgə fəaliyyət bölgə üçün də çox böyük önəm daşıyır. Və o cümlədən bölgənin genişləşməsi, inkişafı, sabitliyi və güvənliyi nöqteyi nəzərdən Türkiyə-Azərbaycan birliyi faktoru çox önəmlidir. Bugün eyni zamanda müdafiə sahəsində və müdafiə sənayesi sahəsində gələcək planlar haqqında danışdıq. Məmnuniyyətlə qeyd olundu ki, bu il 16 birgə hərbi tədbiqat keçiriləcəkdir. Onlardan 6-sı artıq keçirilmişdir. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra demişdim ki, Azərbaycan ordusu Türkiyə modeli əsasında bundan sonra inkişaf edəcək və biz bunu indi əyani şəkildə görürük. Və bu dəstəyə görə də sizə özəlliklə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bugünkü dünyada güc faktoru ön plana çıxır. Əfsuslar olsun ki, uluslararası hüquq çalışmır. Biz bunu 30 illik işğal dönəmində görmüşdük və aparılan müzakirələr, danışıqlar heç bir nəticəyə gətirib çıxarmadı. Və nəticəyə gətirib çıxaran bizim gücümüz oldu. Ona görə bundan sonra da birgə fəaliyyət istiqamətində aparılacaq işlər bizim gücümüzü daha da artacaq həm bölgədə, həm dünyada. Məmnunluq hissi ilə qeyd elədik ki, ticarət dövriyyəsi sürətlə artır. Və artıq 6 milyard dollara yaxınlaşıbdır və gələcəkdə daha da artacaq, çünki birgə həyata keçirəcəyimiz projələr bunu təmin edəcək.
xüsusilə enerji sahəsində. Azərbaycandan Türkiyə təbii qazın ixracı artmaqdadır. İldən ilə artır və bugün biz razılığa gəldik ki, bundan sonra da artacaq. Bununla paralel olaraq Türkiyə üzərindən Avropa ölkələrinə Azərbaycan qaz ixracı artmaqdadır. Buna da böyük tələbat var. Və enerji sahəsində bizim işimiz təbii qaz məsələsi ilə məhdudlaşmır. Biz bugün yenilənən, yəni bərpa olunan enerji növləri üzrə əməkdaşlıq haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Və bugün həm qaz, həm neft məhsulları, neft kimya məhsulları, elektrik enerjisi məsələlərində biz fəal əməkdaşlıq edirik. Təbii ki, hər dəfə görüşəndə biz nəqliyyat məsələlərini də geniş müzakirə edirik. İndiki geosiyasi şəraitdə orta koridorun önəmi daha da artır. Azərbaycan üzərindən, yəni Xəzər dənizi üzərindən gedən yüklərin həcmi ildən ilə artmaqdadır və daha da artacaq. Ona görə biz Azərbaycanda öz nəqliyyat və logistika imkanlarımızı genişləndiririk. Bakı dəniz limanının imkanlarını 25 milyon tona genişləndiririk. Dəmir yolu, gəmi qayırma zavodu və digər nəqliyyat infrastrukturu ən müasir səviyyə gətirib çıxarılır. Biz eyni zamanda Zəngəzur koridorunun tezliklə açılması haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bu məsələni müzakirə etdik. Zəngəzur dəhlizinin açılması qaçılmazdır. Nə qədər tez olsa, o qədər yaxşıdır. Hər halda biz bu istiqamətdə öz səylərimizi artıracağıq və bu koridorun açılması bütün ölkələr üçün yeni imkanlar açacaq və bölgədə iş birliyi məsələlərinə də müsbət təsir göstərəcəkdir. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də təhsillə bağlıdır, yəni eğitim sahəsi ilə bağlıdır. Türkiyə-Azərbaycan Birgə Universitetinin yaradılması istiqamətində danışıqlar indi son mərhələdədir. Biz çox ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə, yaxın aylarda bu məsələdə öz həllini tapacaq və bizim qardaşlıq münasibətlərimizə daha bir tövhə veriləcəkdir. Bir sözlə, bütün bu qeyd etdiyim və digər məsələlər, çünki gündəliyimiz kifayət qədər genişdir, məsələlərlə bağlı fikir birliyi var, vəhdət mövqe var, belə də olmalıdır. Türkiyə-Azərbaycan birliyi xalqlarımız üçün önəmlidir, bölgə üçün, Türk dünyası üçün önəmlidir. Əminəm ki, gələcək illərdə bu birlik daha da güclənəcək və bizi yeni uğurlar, yeni qələbələr gözləyir. Bir daha, əziz qardaşım, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm və vətəninizə xoş gəlmişsiniz. Xoş bulduk. Sayın Cumhurbaşkanı, aziz qardaşım, öncəliklə dəyərli basın mənsupları ilə bir arada Cumhurbaşkanlığı ikinci döneminde yaşadığımız seçimde %86 gibi bir katılımla gerçekleşen bu seçim dünyada müstesna diyebileceğimiz bir seçim olmuştur. Ve bu seçimden de milletimin teveccühüyle galip çıkmak ve tekrar ilk ziyaretimizi Kuzey Kıbrıs'a ve aynı gün Bakü'ye gelmek suretiyle burada gerçekleştirmek bizleri ayrıca mutlu etmiştir, memnun etmiştir ve kendi evimizdeyiz ve burada da şimdi basın toplantımızı gerçekleştiriyoruz. İlham kardeşim zaten bugünkü kabine toplantısında Bakanlar Kurulu'nun karşılıklı yaptığı toplantıları gayet güzel bir şekilde
özetledi. Ve bu özetleme ile birlikte de hangi alanlarda neler yaptık, neler yapıyoruz, gerek ikili baş başa yaptığımız görüşmeyi etraflıca ele aldık, onu özetledi ve ikili yaptığımız görüşmeden sonra da heyetler arası görüşmenin de özetini gayet güzel bir şekilde sundular. Türkiye-Azerbaycan iki kardeş ülke ve tabii iki devlet tek millet anlayışıyla bugüne kadar yürüdük. Bugüne kadar yürüdüğümüz bu yolda bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii burada bir tezimiz var. O da şudur. Özellikle bizim törenimize İlham kardeşimin refikalarıyla birlikte bu törende bulunmuş olmaları dünyaya bir mesajdır. Ülkemize bir mesajdır. Bundan dolayı da aynı şekilde ben de refikamla birlikte bu ziyareti gerçekleştirmiş bulunuyorum. Ve bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Bunları sadece bugün de mi yaptık? Hayır. Biz sürekli olarak zaten başbakanlığımızdan bu yana, cumhurbaşkanlığını devraldığımızdan bu yana bunu sürekli olarak hep yaşadık, yaşıyoruz ve Rabbim ömür verdikçe de yaşamaya inşallah devam edeceğiz. Tabii aziz kardeşim İlham Aliyev'e ve Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri bu misafirperverlik sebebiyle de şahsım, heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle şu anda atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerek YÖK Başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Ve yasal bir düzenlemenin gereğinden Sayın İlham kardeşim ifade ettiler. Bunu da bir an önce gerçekleştirip bu adımı attığımız anda inşallah Türkiye-Azerbaycan arasında böyle bir üniversiteyi kurmanın artık geciktiğini aynen yaşadık. Artık bunu başaracağız ve böylece Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler. Tabii bunun yanında en önemli adımlardan bir tanesi malum enerji. Enerji alanında da gerek TANAP gerek TAP bu konuyla ilgili olarak yıllardır yapılan bir çalışma var. Bu çalışmanın detaylarını da bakan arkadaşlarımız aralarında ayrıca görüştüler ve bu konuda enerji noktasındaki adım çok telaşlılar. Atılacak adımlar büyük önem arz ediyor. Ve savunma sanayinde atacağımız adımlarla birlikte işin savunma sanayi bölümünün yanında bir de eğitimi konusunda da üzerimize düşen yine aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Ve çok önemli alanlardan bir tanesi de özellikle
Şu anda bir tanesi de özellikle şu anda özel sektörümüzün burada attığı adımlardan tarım hayvancılık bu alanlarda müşterek bir çalışmayı başarıyla yürütüyor bizim firmalarımızda. Bunun yanında yine aynı şekilde ulaşımda, ulaştırmada şu anda Türk müteahhit firmaları gerçekten Azerbaycan'da başarılı altyapı, üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bu bizi ayrıca mutlu ediyor. Tabii Şuşa bildirgesinde olduğu gibi oradan da o beyannamenin içeriğinde neler varsa bu beyannamenin içeriğini de inşallah bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok. Tabii en çok üzerinde durduğumuz ve bizim de hassasiyetimizi içeren Zengezur olayı, bu Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabii bu bize iki önemli adımı kazandıracak. Gerek karayolu noktasında, gerek demiryolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Bu da bizim tabii ayrıca bir bu bağlantıların olması Türkiye-Azerbaycan arasındaki bu ilişkilerin güçlenmesine vesile olacaktır. Zira yol medeniyettir. Eğer yolunuz varsa medenisiniz. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Eğer yol yoksa hiçbir şey yok. Ve şu anda Azerbaycan'ın da özellikle bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu en önemli konu altyapı noktasında yollardır. Ve bunlarla birlikte özellikle de şu anda bundan önceki gelişimde de gördüm. Yani bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın nedenli bu savaştan sonra gerek bir gerekse iki bu Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini, nasıl gelişmekte olduğunu en güzel şekilde ortaya koyuyor. Ve tabii biz bunları bizzat gördükçe de iftihar ediyoruz. 20 sene önceki Bakü'yü düşünüyorum ve şu anda da Karabağ'ı düşünüyorum. Ve bütün bunlarla süratle 30 yıldır bu Minsk üçlüsü nasıl buraları oyaladı, bunu da görmenin talihsizliğini yaşıyoruz. Çok oyaladılar. Adım attırmadılar. Ve işte kendi göbeğinizi kendiniz keserseniz adımı atarsınız. Ve bunu başardılar. Sağ olsun İlham kardeşim. Milletçe bunu başardı. Ve şimdi de bu yere gelindi. Bütün mesele demek ki kararlı olduğunuz zaman, inançlı olduğunuz zaman neticeyi alırsınız. Ve Azerbaycan da bu neticeyi aldı. Şimdi tabii önümüzde atılacak bazı adımlar var. İnşallah bu adımları da başarıyla attıkça Azerbaycan şu andaki mevcut nüfusuyla da daha da tabii ileri gidecek. Benim biliyorsunuz nüfusteki planım, programım en az 3 diyordum. Ama Azerbaycan'da bu en az 5 olması lazım. Öyle mi kardeşim? Çalışacağız. En az 5 olması lazım. Şu anda 12 mi nüfus? 11'e çatmıyor böyle. Öyle mi? Onun üstünde diyor ama inşallah çatacak. Çatacak inşallah. Silahın zamanı. Yani bunu başarmak lazım. Bunu başardığımız anda da Azerbaycan çok daha evvelallah güçlü olacak.
Çünkü nüfus dediğimiz zaman o ülkenin gücüdür. O ülkenin geleceğe yönelik paradigmalarını o değiştirir. Ve bu inançla birlikte Türkiye-Azerbaycan kardeşliği inşallah iki devlet, tek millet anlayışıyla geleceğe yürüyeceğiz. Ve aramızdaki tercihli ticaret anlaşmasından tutunuz, diğer bütün alanlarda atacağımız adımlarla da inşallah Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini çok farklı yerlere taşıyacağız. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Metbuata beyanat başa çattı. Azerbaycan'daydık. Bakü'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İlham Aliyev ortak basın açıklaması yaptılar. İki devlet tek millet olarak yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz dedi. Sayın Erdoğan açıklamasında Şuşa Beyannamesi, Zengezur Koridoru'nun açılması ve ikili ilişkiler ticaretle birlikte önümüze çok atılacak adımlar var dedi. Değil mi kardeşim diyerek de sözlerine noktayı koydu diyoruz. Ve tabii ki bu ziyareti de konuşacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk durağı demiştik. İki konuğumuz bizlerle birlikte Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal ve Milat Gazetesi yazarı gazeteci Sayın Ufuk Coşkun. Bir virgül koymuştuk. Sayın Hocam çok teşekkür ederim ayrıca anlayışınız için beklediğiniz Sayın Ünal. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile başlayalım. Sonra bu ziyaretle ilgili ayrıntıları da yorumunuzu da sizden almak istiyorum. Ama Rusya tanıyabilir demiştiniz. İlk durak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni isterseniz yeniden alalım açıklamalarınızı. Şimdi çok özet olarak söylemek gerekirse ya bugüne kadar bütün Güvenlik Konseyi üyeleri gibi Kıbrıs'ta tek devletli bir çözüm istiyor. Yani bu işte mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında biraz federe, biraz değil, biraz şöyle böyle bir çözüm. Şimdi bugün çok kutuplu bir dünyada şu soruyu Ruslara sorduğunuzda bunun cevabı yok açıkça. Peki böyle bir devlet, tek devlete dönüşen bir Kıbrıs adası otomatikman Avrupa Birliği toprağı olacak mı? Evet. Peki bu böyle bir çözüm Türkiye'nin batı dünyasıyla başta Amerika, Avrupa Birliği ve İngiltere olmak üzere el sıkışması sonucu gerçekleşebilir, doğru mu? Evet. Peki böyle bir devlet o zaman NATO'ya da üye olabilir. Doğru. Peki NATO'ya üye olacak bir Kıbrıs devleti sizin Suriye'deki üslerinize 90-100 kilometre uzaklıkta NATO toprağı ekstra, bütün Doğu Akdeniz'i tarassut etme kabiliyetine sahip bir adanın Avrupa Birliği'ne ve NATO'ya hediye edilmesinden sizin çıkarınız ne? NATO'nun genişlemesine karşı Ukrayna'da savaşıyorsunuz, hem de bir hayat memat meselesi olarak savaşıyorsunuz. Aynı NATO'nun burada genişlemesine destek veriyorsunuz. Komik olmayın dediğiniz zaman doğrusun haklısın diyorlar. Şimdi bu tabii konuşuldukça Rus entelektüelleriyle, elitiyle daha da ortaya çıkıyor ki aslında onların da bir dış politika gözden geçirme sürecine ihtiyacı var. Bu benim tahminim o yöndeki, yani mesela benim bu yöndeki konuşmalarımı, yazılarımı, açıklamalarımı Rus basını ayrıntılı bir şekilde ele alıp yayınlayabildiğine göre demek ki Rusya devletinde de bu konuyu Türkiye ile bir pazarlık çerçevesi, bir dosya pazarlığı çerçevesinde ele alma niyeti var. Şimdi bunu Türkiye'nin yapması lazım artık. Yani belki bu geçmiş yıllarda da yapılabilirdi. Belki bürokrasi yeterince yaratıcı formüller üretmedi, Cumhurbaşkanlığının önüne koymadı. Belki Sayın Cumhurbaşkanı kendisi de çok kutupluluğun yeterince oluşmadığını düşünerek Batı'yı toptan karşımıza alma riskinin erken olduğunu düşündü. Bunların hepsi olabilir ama ya da bunlardan her biri küçük küçük oranda etkili olmuş olabilir ama artık bence çok kutupluluk geri döndürülemez bir olgu ve bütün bunlar da önümüzde seçenekler. İkinci bir şey Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıması. Bunu zaten bekliyoruz. Sayın İlham Aliyev geçen yılda yanılmıyorsam ilk defa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'la Konya'da bir araya geldi. Ki bu Türk Devletleri toplantısında bir araya geldi. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı sitesinde de
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar diye geçti. Yani tam onların kendi ifadesiyle Şimali Kıbr Respublikası Prezidenti Ersin Tatar diye ben hatırlıyorum. Şimdi Azerbaycan'da bu noktaya gelmek üzere onun sıkıntısı da Ermenistan'la bir barış anlaşması. Ermenistan'la yapılacak bir barış anlaşması. Sayın hocam, Azerbaycan'a geçmeden önce izninizle Ufuk Bey'in de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili bir yorumunu alalım. Çok beklettik kendisini, olur mu? Azerbaycan sadece şu cümle. Tamam, lütfen. Azerbaycan'ın Ermenistan'la yapacağı barış anlaşmasına da Moskova'nın katkısı olacaktır. Dolayısıyla bu görüşmeyi ciddiye alır ve bunu bir proje haline getirirsek buradan epeyce sonuç çıkartırız diye düşünüyorum. Peki, ayrıntılı olarak sormak istiyorum bu başlığı da. Anlayışınız için bir kez daha teşekkür ederim. Sayın Coşkun, katılır mısınız? Çok kısaca hemen sizle evet, devam edelim. Hasan Ünal Hocam'ın hem bu az evvel bahsettiği bir çıkmaz vardı Rusya üzerinden. Ona tamamen katılıyorum ve çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Evet, hatta Sayın Erdoğan Azerbaycan ziyaretinde şöyle bir ifade kullanmıştı. Ya bugün itibariyle bu mesajın verileceğini söylemişti ama olmadı bugün. Az evvel hocam da bahsetti. Bunun için biraz Karabağ üzerinde bir takım sıkıntılar var anladığım kadarıyla. Ama çok yakındır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Azerbaycan'ın tanımasını duyuracağız şeklinde bir ifadesi vardı Erdoğan'ın. Şimdi bu mesele tabii ki 50 yıllık bir çıkmazlığı olan bir sorun. Ben 95 yılında rahmetli Rauf Denktaş'la bir araya geldiğimde Kastamonu'ya gelmişti. Orada bu meselede tabii ki çok emek sarf eden, çok mücadele eden ender insanlardan birisiydi rahmetli. Yani Kıbrıs denildiği zaman nasıl heyecanlandığını ben kendim yakinen şahitlik etmiş bir insanım orada. Uzun uzun adaya bu meseleleri konuşmuştuk ve aslında biraz da bugünlerde işaret ediyordu. Şimdi ben bunun yani Ersin Tatar bu anlamda yaptığı konuşmada, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptığı konuşmada hani Cenevre'de 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in sunduğu 6 maddelik bir öneriden bahsetmişti. Hani evet, orada eşit haklar bakımından uluslararası statünün sağlanması, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ve ayrıca Avrupa Birliği'nin de dahil olduğu bir 6 maddelik bir şey. Yani Hasan Hocam bu konuda daha detaylı bilir. Ben fazla bu konuda yani 6 maddelik... Sayın Hocam, katkı sağlamak için araya da girebilirsiniz Sayın Ünal. Ben Ufuk Bey'i bölmeyelim. Gayet tamam, güzel konuşuyor yani. Evet, yani mülkiyet, sınır güvenliği vesaire gibi konularda 6 maddelik ve bana göre de makul öneri. Fakat işin çıkmazı şu. Yani şimdi bu müzakere masasına dönmeden önce tabii ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması elzem. Şu anda sadece Türkiye tanıyor ve Birleşmiş Milletler tarafından henüz tanınmamış. Evet, bu müzakereler bu çerçevede tekrar başlar. Çünkü aslında Erdoğan bu ilk ziyaretin bir taraftan sembolik bir anlamı olduğu gibi bir politik bir manevra da yapıyor aslında. Şu anlamda yani Bakanlar Kurulu'nun özellikle bazı bakanların uluslararası sermaye mesaj vermesi bakımından değerlendirdiğimizde bu ortamdan istifade ederek sanırım bu meseleyi de Kıbrıs meselesini de tekrar gündeme taşıyarak tanınması noktasında bir gayret, bir çabası olduğunu, yani Avrupa Birliği'ne ve Batı yakasında bu mesajı verdiğini tahmin ediyorum. Bana göre politik bir manevra şu an itibariyle ve önemli bir adım. Ancak burada çıkmaz şu, yani şimdi Rusya üzerinden biz bu meseleye yürüsek, belki Hasan Hocam katılır belki bu noktada ki kendisi de yazılarından da ben takip ediyorum ve Rusya'nın bu anlamda bir şeyi de var aslında, bir gayreti de var. Yani o kanal üzerinden gitsek belki daha farklı bir çözüm modeliyle. Örneğin geçen yıl biz şunu konuşuyorduk. Şunu konuşuyorduk Sayın Coşkun, Sayın Ünal. Geçtiğimiz yıl charter seferleri başlayacak. İşte Büyükelçilik açılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Rusya tarafından. Hani Rus basında yer aldı. Resmi bir açıklama gelmedi ama sonra ne oldu? O açıklamalar kaldı. Yani Sayın Erdoğan ben yeniden döneceğim dedi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne. Belki bir adım gelir mi diye tabii ki merak ediyoruz.
Yani şimdi Hasan Ünal hocamın ifade ettiği gibi NATO, yani bir NATO üyesi olduğunda bu yani bizim hem Suriye üzerindeki şu andaki gayretlerimiz, mücadelemiz ve Esad'la olan ilişkimiz, Azerbaycan, Rusya vesaire ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olma süreçleri gibi, yani o Orta Asya'da oluşan bu büyük devasa servete bir taraftan dahil olma süreçlerimiz dikkate alındığında bu bizim lehimize olacak bir durum mudur, yoksa aleyhimize ya da olacak bir durum mudur? Yani NATO'ya üye olması bakımından bunu değerlendirdiğimde bu şekilde düşünüyorum ya da yanlış mı bakıyorum anlamıyorum, ama yani şunu, Avrupa Birliği'ne üye olması ve akabinde NATO'ya üye olması ben olumsuz bir durumun yol açacağını tahmin ediyorum bizim açımızdan. Yani Türkiye'nin en azından hedefleri bakımından. Dolayısıyla ben Azerbaycan'ın yakın bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyacağını ve Türkiye'nin de artık dış politikada Kuzey Kıbrıs meselesini Rusya'ya da taşımasını ve o coğrafyada, o bölge üzerinde bir adım atmasını temenni ediyorum. Yani Avrupa üzerinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınması elbette önemli. Fakat illa Avrupa ülkelerini tanıtmak ya da tanınmasını sağlamak şeklinde 50 yıldır zaten bu şekilde ilerleyen bir süreç var ve bu her zaman da bir çıkmazla sonuçlandı. Ki en az üst istekleri bir türlü bitmeyecektir diğer taraftan. Yani Rum tarafının zaten tavrı ortada. Yani böyle bir çıkmaz ve sarmal içerisindeyiz. Yani bu meseleyi daha farklı bir politik alanda ve farklı bir modelle ben tekrar gündeme gelmesini dilerim. Sayın Ünal'ın açıklamalarına katılıyorsunuz. Aynı açıklamalarda bulunuyor. Endişelerinde ve o bize bahsettiği, az evvel o NATO üzerinden bahsettiği çıkmazı kesinlikle katılıyorum ve çok doğru buluyorum. Peki. Şimdi Sayın Ünal. Şimdi buna bir iki lütfen, küçük eklemelerde. Tabii ki. Söz sizde, buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Aslında şuradan hareket etmemiz lazım. Kıbrıs meselesi diye bir konuyu adeta Türkiye'nin başına çorap örercesine büyük bir soruna dönüştürenin kim olduğunu önce teşhis etmek lazım. Evet. Bunu yapan Batı dünyası. İngiltere ve Amerika yaptı bunu başımıza bela. Evet. Ha, bu ikilinin başımıza getirdiği bu belaya Türkiye'deki Avrupa Birliği aşkı ilave katkılarda bulundu, olumsuz katkılarda. Üye olamayacağımız çok bariz olan bir birliğe sanki üye olacakmışız gibi büyük bir aşkla, şevkle yaklaşınca karşı taraflar Kıbrıs meselesini Türkiye'nin üzerinden çözmenin, yani Türkiye'yi kandırarak çözmenin mümkün olduğu eski tabirle zehabına, ne denir yeni Türkçe'de, yanlışına kapıldılar. Buna biz sebep olduk, geçmiş hükümetler sebep oldu. Şimdi bugün işler doğru bir yola girmişken, çok kutupluluk da tam olarak geri döndürülemez bir şekilde Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın bile açıklamasında kabul etmek zorunda olduğu bir gerçek olarak önümüzdeyken, artık o dedi, bu dedi, geçmişte şu hataydı, bu hataydı, bunları bir tarafa bırakıp yapıcı, yaratıcı fikirlere ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki önderliği bence çok yerinde, çok doğru ve çok isabetli. Çünkü bütün bu daha önce Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ve İngiltere ile Kıbrıs konusunda yapılan bütün müzakereleri bizzat en iyi bilen kendisi. Kendisine evet. verilen vaatlerin hepsinin üstüne nasıl yatıldığını yine bilen kendisi. Avrupa Birliği, Amerika ve İngiltere'nin bu konuda açık açık yalan söylediğini en iyi bilen yine kendisi. Dolayısıyla bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda iki devletli çözüm modeline gelmesi belli bir batılı yalan ve sahtekarlık sürecinin sonucunda gerçekleşmiştir. Bu da gayet normal, doğru. Şimdi burada bu sürece sarılmak ve hep birlikte bunu bir milli mesele olarak ileriye götürmek lazım. Şimdi Rusya ile kurulacak bu tür ilişkilerin şöyle bir ayağı vardı. Şimdi yani koskoca Rusya devleti diyorsunuz ki ya bak bu sizin
yanlış bir politikanız. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsanız hem bir Avrupa Birliği ve NATO toprağı olmasını engellemiş olursunuz. Dahası ki bunu ben anlatıyorum kendilerine. Kardeşim diyorum mesela siz NATO içinde çatlak olmasını istemez misiniz? İsteriz. Siz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanırsanız Yunanistan ve Kıbrıs Rumları zaten tam manasıyla size karşı olan Batı dünyasının sadık savaşçıları gibi size karşılar. Siz de onları düşman ülkeler listesine koymuşsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdığınız zaman da Türkiye ile Yunanistan arasındaki çatlak derinleşerek devam eder gider. Evet. Bu sizin menfaatinize değil mi? Evet, menfaatimize. Ama onlar da diyecektir ki iyi de arkadaş biz de koskoca Rusya'yız, siz de bize bir şey verin. O bir şey aslında Suriye'deki barış olmalıydı. Benim tahminim eğer doğruysa bunu sadece yani mevcut okumalardan çıkarıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Ağustos 2022 tarihinde Putin'le yaptığı görüşmenin akabinde Suriye'de bir barış planından bahsetmesi, Esad'la el sıkışmanın gereğinden, lüzumundan bahsetmesi, devletler arasında daimi düşmanlık olmadığını vurgulaması, bu işi bir an önce kapatalım demesi bence sanki böyle bir planın parçası gibiydi. Fakat yine benim uzaktan görebildiğim kadar bunu teyit edemem ama Türk bürokrasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayağına uymadı bu konuda. Yani bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları yaparken öbür taraftan işte başta Dışişleri Bakanı olmak üzere üst düzey görevliler, yetkililer Suriye rejimi diyerek neden Suriye ile uzlaşamayacağımıza dair bir sürü açıklamalar yaptılar ve safsakladılar, süreç uzadı vesaire. Sonra seçim kampanyası şu bu falan derken süreç gitti. Şimdi yani Rusya ile bu konuyu yeniden ele alırken bu Suriye işinin de kapatılması lazım artık. Çünkü bu bizim için bir kanayan yara zaten. Suriye işinin kapatılması aynı zamanda ki o programlarda konuşuyoruz. Türkiye için bir beka meselesi durumunda. Yani siz Suriye'de Rusya'nın karşısında olmaya devam edip Kıbrıs'ta Rusya'nın desteğini alamazsınız. Bu kadar basit. Böyle karşılıklı bir dosya şeyi yapmanız lazım. Son bir şey de şu, buyurun, çok kutuplu dünyada atacağınız adımlarda çok orijinal olmak durumundasınız. Örneğin Türkiye'ye bir ara uçak alacak mı? Mesela zaman zaman bu F-16 alalım almayalım, Amerika verecek vermeyecek. Buna bir nokta koymak lazım. Yani bu oluyor mu olmuyor mu? Ha Amerika'dan alacaksak alalım. Niye? Belki teknik olarak bizim daha önceki uçaklarımızla işte lojistik sistemleriyle falan uyumlu şu bu. Tamam. İkincisi Amerika'dan bu bilmem modernizasyon kitlerini de almış olacağız. Kaldı ki zaman zaman Savunma Sanayi Başkanı bunları biz kendimiz de yapar hale geldik diyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Ama bakın geçmişte şöyle açıklamalar oldu. Efendim Amerika olmuyorsa biz İngiltere'den Tayfun uçağı alacağız. Acaba bu doğru bir karar mı? Şimdi İngiltere'den Tayfun'u alacaksak o zaman ya İngiltere'ye şunu demeliyiz. Sen Avrupa Birliği'nden çıktın. Senden Tayfun'u alabilmemiz için mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımanı istiyoruz. Bu tür pazarlıklar artık bunları beraberinde getirir. Ha İngiltere diyor ki mesela efendim benim Güney Rotir üssünü kullanabilmem için Agrotir'i Rumlarla işbirliğe ihtiyacım var ben yapamam. Tamam o zaman biz niye Macron'la anlaşmıyoruz? O zaman Macron'la anlaşalım. Rafal uçaklarına dönelim ki Tayfun'dan galiba bir gömlek daha iyi. O zaman Macron'dan isteyelim. Diyelim ki hem bu Yunanistan'dan geri çekil. Hem başka konularda işbirliği yapalım. Hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bir şeyler yap. Yani bir iki adım at. Macron atar mı bu adımları? Gerçi çok iyimser mesajlar yazıyor da son zamanlarda seçimlerden sonra. Tabii. Bakın ben size bir şey hocam, söyleyeyim. Hocam bir çıkar, reklama dayandım. İzninizle virgül koyalım. Çok özür diliyorum. Çıkar her şeyin başıdır. Peki bir mikrofon virgül koyalım. Hemen devam edeceğiz oğlum. Çok kısa bir aramız var. Ayrılmayın.
Evet, kısa bir reklam arasının ardından Profesör Doktor Sayın Hasan Ünal, Milat Gazetesi yazarı Sayın Ufuk Coşkun'la yayınımız devam ediyor. Sayın Hocam, Sayın Ünal, çıkar her şeyin başıdır dediniz bu Macron'la, yani Fransa ile ilişkiler, işte F-16 konusunu konuşuyorduk. Bir virgül koymuştuk, buradan devam edelim isterseniz. Şimdi yani burada söyleyeceğim şey şu. Bir defa Kıbrıs konusu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması mevzunu eğer dış politikanızın en önemli konularından biri haline getirirseniz, hı hı, o zaman yaptığınız alışveriş bir başka devlete bir konuda destek verirken konuşmalarınız hepsinin içinde bu konu yer almalıdır. Şimdi mesela geçmiş yıllarda çok bence abartılı miktarda insani yardım yaptı Türkiye. Bu bence doğru değildi ama yapıldı. Hı hı. Para sarf ettik Afrika'ya, şuraya, buraya. Şimdi bu sarf ettiğimiz paraları sarf ettiğimiz Afrikalı ülkelerin batılı ülkelerden korkma katsayısı azaldı. Yani biz bunlardan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanımalarını istemeliyiz. Anlatabildim mi? Azerbaycan başı çekmeli, Rusya peşinden gelmeli, ardından Türk devletleri gelir, Özbekistan hariç. Onun kendi Karakalpak Otonom Cumhuriyeti sorunu var. Ondan dolayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaktan imtina edecektir bir süre. Ama bunun aynısı olmadığını onlara da anlatmamız lazım. Bir kamu diplomasisi başlatmalıyız. Yani ne bileyim, bunu Çinlere de anlatmak lazım, İranlara. Mesela şimdi Araplara bu konuyu tam anlatmanın zamanı. Şimdi Suudi Arabistan İran'la sorunlarını çözüyor. Diğerleriyle ilişkilerimiz gayet iyi düzeliyor. İsrail'e bunu anlatmak lazım. İsrail'e. Neden Filistin devleti bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasın? Filistin kendisi için iki devletli çözüm istiyor da Kıbrıs'taki sorun neden iki devletli temelde çözülmesin? Yani bunların hepsini mevzu etmemiz lazım. Anlatabildim mi? Şimdi bunların hepsinin tam bir proje şeklinde hem kamu diplomasisi açısından hem de resmi politikalar açısından ciddi bir şekilde ele alınmasında fayda var. Yani aksi takdirde efendim işte biz haklıyız. İşte mesela şöyle oldu. Efendim biz Azerbaycan'a bu kadar destek verdik ama Azerbaycan bizi kullanıyor fakat en ufak bir şey yapmıyor bu konuda. Şimdi o adamların hassasiyetini de bilerek konuşmak lazım. Efendim madem Rusya bu adanın işte iki devletli çözüme gitmesinin kendisi açısından sakıncalarını görüyorsa, biliyorsa neden gelip KKTC'yi tanımıyor? Ya bu işler kendiliğinden olur mu Allah aşkına? Yani şimdi bunların hepsinin birer pazarlık süreci vardır. Anlatabildim mi? Yani bunu artık çok ama çok iyi değerlendirmenin zamanı. Bu şeyi de, fırsatları da bize çok kutuplu dünya düzeni fazlasıyla sunuyor. Ama bir an önce somut adımların atılması gerekiyor. Yani şimdi şöyle işte bir şey var somut hocam. Somut adımlar böyle birkaç parçadır. Bunlardan biri mesela track to diplomasi dediğimiz bir yöntemdir, hı hı, uzmanlar arasında. Mesela şimdi bu konuyu Çinlilere nasıl anlatacaksınız? Şimdi Çinliler Kıbrıs meselesi dediğinizde bir anda Tayvan akıllarına geliyor. Ve bu konuya duymak bile istemiyorlar. Ama siz bunun böyle olmadığını bir traktu diplomasiyle, işte başka yöntemlerle, perde arkasında sürekli anlatırsanız, bu arada Uygur meselesine dokunmazsanız, çünkü Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaptığı yanlışlardan biri de oldu, hı hı, kendi çıkarlarınıza odaklanırsanız, bunun bir altyapısı oluşmaya başlar. Peki. Yani mesela Rusya'da bu konu konuşmaya başlandı. Ve benim bunda bayağı bir katkım oldu. Çünkü Rus basınına epeyce bir konuştum bu konularda. Hı hı. Yani burada ortak çıkar olduğuna dair. Şimdi bunların her birini her bir ülkeyle tek 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 konuşmak lazım. Anlatabiliyor, hı hı, muyum? Peki. Yani, ikincisi bunun dediğim gibi kamu diplomasisi artı bakanların konuşması. Yani bakan bakanla konuşurken bu konuyu mutlaka açmalı, ele almalı, söylemeli. Ha, bu nokta giderek böyle bir etkisi yapmaya, kar topu etkisi yapmaya başlar. Zaten Yunan tarafının, Rum tarafının elindeki en büyük şey koz şu. Efendim biz uluslararası tanınmış bir devletiz, sizi kimse tanımıyor. Peki buradan devam edeceğiz. Tanıyan ülkeler başladığında, orada büyükelçilikler açıldığında zaten karşı tarafın
mücadele azminin kırılması konusunda muazzam bir mesafe kat edilmiş olur. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Hemen Sayın Coşkun'a döneceğim. Çok beklettim kendisini. Şimdi ya atılması gereken adımlar var, somut adımlar. Bir an önce hızlanması gerektiğine bahsetti. Biraz daha açmış olalım konuyu. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Rum tarafından gelen yeni bir açıklama var. Müzakere süreci başlasın diyor ama NATO zirvesinden sonra başlasın diyor. Bir anlam yüklemek gerekir mi bu açıklamaya da? Hem bunu sorayım hem de Yorgios'un çıkışı vardı Nisan ayında. Dedi ki ya pekala silahlanırız Türklere karşı, bu bizim en doğal hakkımız. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki bu silahlananlar dikkat etsin, riskin karşısında ne olacağını bilsinler dedi. Bir yorum yani yapmanızı isterim. İşlerin sarpa saracağını gösteren emareler bunlar. Yani şimdi biliyorsunuz 11-12 Temmuz'da Litvanya'da İsveç gündeme gelecek. Ve Türkiye yine bana kalırsa aynı hatayı orada da yapması muhtemel. Çünkü çareyi batıda arayan, yani tek kutuplu olarak ele alan Amerika'yı, İngiltere'yi ve Avrupa Birliği'ni eksen alan bir anlayışa sahibiz ve çareyi sürekli batıda, yani o yakada, o cenahta, tarafta arayan bir politik bir zaafımız var. Şimdi bu İsveç'in NATO üyeliği eğer onaylanırsa Türkiye tarafından, ki Finlandiya'da yapılan ciddi bir yanlıştı bana göre tabii ki. Farklı değerlendirenler olabilir. Ancak bana göre bu bir yanlış. Çünkü NATO'nun gittikçe genişlemesi ve Rusya'yı abluka altına alması ve oradan da Pasifik'e kadar kendi hegemonik alanını genişletmeye çalışması, başta Türkiye'de tehdit eden ve Kıbrıs'taki en haklı, en meşru davamızı bile zedeleyecek bir sürece evrilecektir. Ben bunu bu şekilde okuyorum. Şimdi tabii ki bu işin silahlı bir şekilde çözümünden yana değil Türkiye. Ve her Türkiye zaman onaylayacak mı Sayın Coşkun? Temmuz'da. Ben muhtemelen onaylayacağını tahmin ediyorum. Ve bu bizim için hiç de iyi bir sonuç olmayacak. Yani Baltık Denizi'ni bir NATO gölü haline getirmesi, ki biliyorsunuz şu sıralar Air Defender 2023 NATO tatbikatı var. Yani en az 225 ülkenin dahil olduğu en büyük tatbikat. Karşı. Ya Yeşim Hanım, şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Türkiye artık bütün meselelerinde, buna Kıbrıs'ta dahil ve NATO ülkesi olması hesabıyla, evet belki bu sistemin bizzat bir parçasıyız. Tabii bu da dahil olmak üzere bir kere dost kim, düşman kim ayrımını çok iyi değerlendirir kendi politik zaviyesinden. Bu şekilde bakmalı en azından meseleye. Şimdi Amerika, bakın, kendi vergi mükelleflerinden tedarik ettiği 120 milyar dolar parayı, evet, Ukrayna'ya yatırdı. Peki bu Ukrayna lehine oldu mu? Olmadı. Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bir çoğunluğu Rusya'ya yaptırım uyguladı. Bu onların lehine oldu mu ya da Rusya'nın aleyhine işleyen bir süreç oldu mu? Hayır. Bu süreçte, evet, Türkiye, az evvel hocamın da bahsettiği gibi Sayın Erdoğan'ın başarılı bir hamlesiyle Türkiye buradaki konumunu politika anlamında, dış politika anlamında, yani Rusya'ya olan ilişkisini çok önemli bir seviyeye getirerek bu süreci dahil olmadı. Ve belki de ekonomik olarak bir şekilde şu anda batı eksenli bir ekonomiyle bunun faturasını belki ödüyoruz, ama buradaki şeyi çok iyi değerlendirmesi gerekirdi. Rusya bize bu süreçte 4 milyar dolar borcumuzu öteledi ve biz gaz alışverişini ruble üzerinden yapıyoruz. Ve o dünyada her zaman ifade ettiğim gibi çok ciddi büyük gelişmeler yaşanıyor. BRICS ülkelerinin serveti ve yaptığı anlaşmalar vesaire çok çok önemli. Yani orada farklı bir dünya var. Farklı bir medeniyet ve belki başka bir çağa girdi Asya. Şimdi Türkiye bunu ıskalamaması gerekir. Az evvel Sayın Alev'in ifade ettiği gibi, hani Zengezur koridoru tez zamanda açılırsa ne yahşi olur şeklinde bir cümle önemli. Yani biraz da hani Türk dünyasına açılan bir koridor olacak ve Azerbaycan'la Türkiye'yi bir hayli yakınlaştıracak bir koridor. Bunların açılması, İran'la olan ilişkilerimizin belli bir noktaya gelmesi gibi şeyler. Yani bizim asıl kafa yormamız gereken şey, farklı alternatifler üzerinde çalışmamız gereken alan bana kalırsa orası. Yani biz şimdi NATO'ya
İsveç'e onay verdiğimizde bu bizi hem Karadeniz'de gerçi Montreux Sözleşmesi var evet ama bu bizi bilmiyorum hocam ne kadar katılır yani bizi zorlayacak bir sürece girer. Çünkü epeydir uzun bir zamandır tarafsızlığını koruyan bir İsveç var ve bundan sonra Rusya üzerinden kışkırtılacak. Yani Rusya anladığım kadarıyla sürekli kışkırtılmak suretiyle ve abluka altına alınmak suretiyle bir nükleer savaşı başlatması arzu ediliyor ki buradan da bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkması Amerika tarafından belki de isteniyor olabilir. Çünkü şu anda ekonomik olarak 31.8 trilyon dolarlık bir ulusal borç kıskacı altında. Yani hiç öyle bizim karşımızda tek kutuplu ekonomik anlamda, askeri anlamda çok devasa büyüklükte, güçte bir devletin olmadığını da öncelikle bilmemiz gerekiyor. Asıl gücün, asıl servetin, asıl enerji merkezlerinin, nüfusun, az evvel başkanı da ifade etti, nüfustan bahsetti, yoldan bahsetti. Evet, tabii. Bütün orada farklı bir dünya oluşuyor ve bu çok kutuplu bir dünya. Burada politikaları bu eksen üzerinde tekrar yeniden değerlendirilmeli. Şimdi Mevlüt Çavuşoğlu döneminde biliyorsunuz sürekli NATO ki dostum olarak ifade ettiği NATO Genel Sekreteri ile NATO'ya övgüler dolu bir dönem geçirdik biz maalesef. Oysa yani Finlandiya sürecini hatırlayın. Yani evet. Ama bir yandan da Rusya ile ilişkiler tabii bu tarafta var. Evet. Yani denge politikasından bahsedelim. PKK terör örgütüne verdiği destekten ötürü bir mesafe koyuyoruz. Ancak asıl PKK terör örgütünü hatta diğer bütün terör örgütlerini Suriye'de Orta Doğu'nun birçok ülkesinde hatta dünyada bir tehdit olan silah olarak kullanan Amerika'nın, hı, NATO'nun bizzat kendisi değil midir? Evet. Hatta NATO'nun radyo ayağı birçok ülkede çeşitli renklerle adlandırılan devrimlerin baş aktörü değil midir? Hı hı. Türkiye'de de bunu biz yaşamadık mı? Yani 15 Temmuz'dan tutun 12 Eylül'leri varana kadar geçirdiğimiz o sancılı kötü süreçlerin mimarlarından birisi de bu değil midir? Şimdi burada demek istediğim şey yani Kıbrıs meselesi üzerinden de bu böyle okunmalı. Dostu ve düşmanı, tehditleri ve avantajları, riskleri ve getirileri vesaire hepsi bir sepete konularak düşünülmeli. Yani burada bizim lehimize, çıkarımıza gelecek yöntemler, politikalar nedir, ne değildir? Hepsi belki bu yeni dönemde gözden ümit geçirmiş olarak en azından söylemek isterim. Umarım bundan sonra süreç İsveç'te konusunda umarım yanılmak isterim ancak büyük ihtimalle yani NATO üyeliğine onay verecek. Peki, gibi görünüyor. Hemen soralım ve Sayın Ünal'a. Gerçekten hiçbir şekilde avantaja dönüşecek bir süreç gibi görünmüyor. Peki yarın da 14 Haziran hatırlatalım. Türkiye, İsveç ve NATO Türkiye'de. Ankara'da bir araya gelecekler. Asıl zirve Temmuz ayında ama Sayın Hocam siz nasıl değerlendirirsiniz? İsveç'in NATO üyelik süreci Türkiye için bir avantaj mıdır? Amerika ve NATO'nun varlığı PKK'ya, terör örgütlerine verilen destek ortadayken nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecinin başlamasından bu yana Türkiye'nin veto kartını oynamasıyla birlikte hiçbir şey elde edemedi Türkiye dersek tam doğru olmaz. Birkaç şey elde edilmiş durumda. Bunlardan bir tanesi zaten Finlandiya bu konuda fazlaca Türkiye açısından suçlu ve sorumlu görünen bir devlet değil. Ama İsveç açısından bir önceki İsveç hükümeti bu Suriye'deki PKK, PYD'ye onlarla çok içli dışlıydı. O zamanki Dışişleri Bakanı hanımefendi en az bir iki defa ben bir tanesini kesin hatırlıyorum. Oradaki o teröristlerle gidip görüşmüştü. Onlara düzenli mali yardım yapıyordu bütçesinden. Ve İsveç PKK faaliyetlerinin ve FETÖ anladığım kadarıyla faaliyetlerinin bir merkezi haline gelmişti. Hı hı. Türkiye'nin bu kartını ortaya koyması ve bu üçlü mutabakat metnine zorlamasıyla birlikte İsveç'i, ki Finlandiya da oraya imza attı, aslında o eski hükümet bile çok ıkındı, böyle yani ne yapabilirim falan diye. Beklentisi şuydu, ben buna imza atarım
Amerika Türk yapar, sonra o onay süreci gerçekleşir, sonra da hiçbir şey yapmayız falandı. Fakat Türkiye diş gösterdikçe bu sürecin böyle yürümeyeceği anlaşıldı. O hükümet dahi bir takım böyle göstermelik adımlar atmak istedi. Fakat o hükümet seçimleri kaybettikten sonra yeni hükümet İsveç yargısını aşamadığı için kanunlarda değişiklik yapma yönüne gitmeye başladı. Yani Türkiye'yi bir şekilde tatmin edecek bir takım adımlar atmaya çalıştı İsveç. Şimdiki hükümet bu konuda biraz daha gayretli. Ve bunların hepsi Türkiye'nin diş göstermesi sayesinde oluyor. Böyle efendim işte bir ara seçim sürecinde muhalefet tarafının falan lafları vardı. Biz İsveç'in işte üyelik sürecini onaylayıp onlarla işte ikili sorunlarımızı dostane bir şekilde aramızda ele alacağız. Bu çok yanlış bir yöntem. Hiçbir devletle bu iş böyle olmaz. Elinizdeki kozu kullanacaksınız. Yalnız burada belki şöyle bir kararla karşı karşıyayız İsveç konusunda. Bu şeyi, onay sürecini istediklerimizin ne kadarını aldığımızı bilmiyorum. Devlet bilgilerine sahip değiliz. Ama istediklerimizin en azından önemli bir kısmını almadan geri adım atarsak doğru olmayabilir. Ama yine de bu sürecin şöyle faydaları olacak Türkiye'ye. Yani Türkiye ilk defa şunu göstermiş olacak. Diyecek ki NATO'ya, kardeşim ben NATO'nun ikinci büyük silahlı kuvvetlerine sahip üyesi bir ülke olarak bundan sonra buradaki veto kartımı kullanırım. Şimdi veto kartı sadece üye olacak ülkelere karşı kullanılan bir kart değildir. Yarın kuvvet konuşlanmasıyla ilgili başka konularda da veto kartınızı kullanırsınız. Yani NATO'daki her karar ittifakla alınır. Ha böyle olduğu için de bu şuraya geliyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki efendim NATO Avrupa Birliği gibi değil. Yunanistan mesela Avrupa Birliği'nde bütün şirretliğini kullanarak Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini sürekli veto eden bir ülke oldu. Ve Avrupa Birliği üyesi ülkeleri daha da ilginci Avrupa Birliği'nin genişleme sürecinde Doğu Avrupa'ya doğru ki eğer siz Polonya'nın, Baltık ülkelerinin, eski Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliği'ne alınmasını istiyorsanız önce Kıbrıs Rum kesimiyle müzakereleri başlatacaksınız. Yapmazsanız hepsini veto ediyorum. Peki şöyle bizim devam edersek hocam bir araya gireceğim. Soru da sormak istiyorum. Tabii haliyle merak edilen sorular da var. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek hem milletvekillerini hem de hükümeti veto etmeye çağırdı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu çağrıyı? Finlandiya'da biliyorsunuz tüm meclisten onay çıkmıştı Finlandiya'nın NATO üyelik süreciyle ilgili. Şimdi isterseniz ben tam şeyi kaybetmemek açısından söylediklerimin bütünlüğünü şöyle. Şimdi şu önemli burada. Türkiye'de NATO'yu böyle bir platform olarak kullanabilir. Yani İngiltere'ye, Amerika'ya ve diğer ülkelere şunu diyebilir. Kardeşim mesela Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımamakta ısrar ettiğiniz sürece ben de burada huysuzluklar yaparım. Şu lafı ciddiye almamak lazım çok kutuplu bir dünyada. Efendim işte biz orada izole oluruz, biz oradaki kredibilitemizi kaybederiz falan. Hayır. Böyle bir şey yok. Ayrıca NATO'da sorun çıkaran tek ülke biz değiliz. Bakın mesela Türk basınında yer almıyor. Macron, NATO'nun Japonya'ya büro açmasını veto etmiş. 4 aydır veto duruyormuş. Ya da daha fazla belki bir süre. Şimdi bu ülkelerle birliktelikler oluşturacaksın. Demin mesela dedim ya stratejik alımlar. Eğer ara uçağa ihtiyacımız varsa niye Tayfun'a gidiyoruz? Eğer Tayfun'u İngiltere'den alacaksak ki Tayfun bir konsorsiyumun ürünü. Yani sadece İngiltere'den alalım dersek alabiliyor muyuz onu da bilmiyorum. Yarın Almanya'nın mesela o uçakta veto hakkı çıkar mı? Çünkü ortak üretiliyor. Ha şimdi ama diyelim ki İngiltere'den alabiliyorsak bunu. O zaman biz İngiltere'ye neden KKTC'nin tanınması konusunu söylemiyoruz? Yani siz bunun tanınmasını yapmazsanız kardeşim sizden uçak almayız diye niye demiyoruz? Yani bunların hepsi bir birliktelik, bir bütüncül dış politikaya ihtiyacımız var. Ve bu dış politikanın esası da Türkiye'nin ulusal çıkarları üzerine inşa edilmeli. Şimdi NATO'yla Rusya'nın kavgasında biz tamamen mesela NATO'yu karşımıza alırsak almak yerine ve tamamen Rusya'nın yanında mevzilenmek yerine bunlar arasında dengeli durmaya
belki gayret etmeliyiz. Ama iki taraftan da çıkarlar elde ederek bunu yapmalı. Ama çoğunlukla da bu Rusya tarafının direnişine destek vererek yapmalıyız bunu. Neden? Çünkü Rusya tarafının direnişinin kırılmaması dünyanın çok kutupluluğa gidişinin garantisi anlamına gelir. Biz Türkiye olarak büyük bir devlet olacaksak çok kutuplu dünyada bunu gerçekleştiririz. Tek kutuplu Amerikan hegemonyası altındaki bir devlet, bir dünya düzeninde başımıza örmedik çorap bırakmazlar. Zaten bunu son 20-30 yılda gördük yani. Onun için bizim yapmamız gereken şey bu olmalı. Bu Kıbrıs meselesi, bununla bağlantılı konular da bence bu şekilde ele alınmalı. Peki, katılır mısınız Sayın Coşkun? Şu şekilde hocam... Bir saniye, bu arada hemen hatırlatayım. Bu yeni bir açıklama mıdır? Editörüme sorayım. Bir açıklama gönderdim bana şu anda. Peki, o zaman hemen bu açıklamayı bir okumak gerekir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Seçim NATO üyelik süreciyle ilgili. Hemen bu açıklamayı da sizlere aktarayım. Basın mensuplarına ve özellikle hükümetin ve bütün milletvekillerinin NATO'nun üyeliğine karşı, İsveç'in NATO üyeliğine karşı veto etmesi gerektiği çağrısında bulundu. Sosyal medya hesabından ayrıntılara biraz sonra bakarız diyelim. Sayın Coşkun, devam edelim. Evet, ben sadece hocama şu konuda katılmıyorum. Hani İsveç'in NATO'ya üyeliği eğer belli bir çıkar ya da belli bir noktada anlaşmayla, şartıyla yapılırsa yani bu olabilir. Doğru. Ancak Türkiye'nin şu anda ekonomik durumuna bakıldığında böyle bir şansı yok gibi. Bunun için biraz da güçlü, yani en azından ekonomik olarak güçlü bir seviyede noktada olmamız gerekirdi. Son iki ayda 90 ton altın satan ve şu anda Merkez Bankası rezervi eksi 60 milyar lira olan bir ekonomik biraz da buhranın yaşandığı bir dönemde sanki bir seçenek sunma imkanımız yokmuş gibi geliyor bana bu noktada. Evet, yani bunun için de ben hep ifade ettiğim gibi çareyi NATO dışında, yani bu batı eksenli ve dolar üzerinden yürüyen mevcut ekonomik modelin dışında alternatif, mesela BRICS ülkelerinde ya da Şangay İşbirliği Örgütü'nde olduğu gibi gittikçe artık dolar sisteminden çıkarak kendi yerel para, milli para birimleri üzerinden ticaret yapmaya başlayan o oluşumda yer alması gerektiğini söylemem bir nedeni de bu. İşte bakın, yine aynı şekilde biz yıllardır dönüp dolaşıp geldik. Mehmet Şimşek ve üzerinden yine Batı uluslararası sermaye yönelik yeni bir modelle şimdi yolumuza devam etmeyi planlıyoruz. Muhtemelen yine faiz arttırımına gidecek ve bu ülkeyi biraz daha uzun vadede çıkmaza sokacak. Bütün ekonomist, okuduğum ekonomistler böyle bakıyor meseleye. Yani ben tabii şimdi bir işin uzmanıymış gibi konuşmak istemiyorum. Ben gazeteci kimliğimle, gazeteci gözlüğüyle bakmak istiyorum meseleye. Böyle görülüyor. Yani bu bir şey talep edebilmek için elimizin biraz daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bizim şu an içinde bulunduğumuz durum, ekonomik durum, İsveç'in NATO üyeliği konusunda karşılığında hiçbir şart sunmadan doğrudan onaylayacağımız anlamına geliyor. Ve bu böyle olacak. Yani karşısında ne Kıbrıs'ın tanınması gibi bir meseleyi önlerine koyabileceğiz, ne de başka Türkiye'nin çıkarına, menfaatine olabilecek bir meseleyi önüne koyabileceğiz. Finlandiya'da bunu yapmadı. Daha önce etrafımızdaki, az evvel şu Twitter'da gördüğüm üsleri vesaire, ya kendi içimizdeki NATO üslerine bakıldığında tabii hiçbir şekilde bunlara herhangi bir şart koymadım. Koyamadık bugüne kadar. Bundan sonra da koyamayacağız. O yüzden ben diyorum, evet, çok kutupluluk meselesine geçen birkaç yazımda ben de ifade ettim ve buna çok katılıyorum. Türkiye dünyayı tek kutuplu okumaktan vazgeçmeli. Ve NATO şemsiyesinin altından da, yani mümkün mertebe, evet, bu sistemden çıkmak öyle kolay bir şey değil. Ben orada da Doğu Bey'e katılmıyorum. Yani NATO'yu bir gün itibariyle hemen çıkalım gibi bir şeyimiz de. Meclisten o yine herkesten bir, hayır şunu sorayım. 321 oyla Finlandiya kabul edilmişti ya Sayın Coşkun. Evet. Yine yani öyle bir karar gelir mi İsveç'le ilgili?
anladım. Ben bakış açısına katılıyorum zaten. Hı hı. İşte şu harita her şeyi gösteriyor şu an itibariyle. Ya Türkiye'de içerimizde yaşadığımız mutsuzluklar, darbe süreçlerinden tutun, ekonomik krizlere varana kadar bu işin müsebbibi ortada. Ya bütün bunları biliyoruz. Bildiğimiz halde şu anda Türkiye'nin belli bir mesafe kat etmesi elbette yadsınamaz. Bu büyük bir gelişme. Ancak şu an içinde bulunduğumuz durumda ekonomik anlamda ciddi olarak sıkışmış bir vaziyetteyiz. Yani buradan çıkmak ve biraz elimizin güçlenmesi gerekir ki dış politikadaki bu manevra alanımız da biraz genişlesin ve güçlü kozlarla yolumuza devam edelim. Ben o bakımdan diyorum, Rusya ile olan ilişkiler, Çin ile ilişkiler yönelelim. Ya bütün Türkiye yani alternatif olarak en azından bu coğrafyada konumlanmalı. NATO'dan ve bütün ilişkilerimizi, Batı olan ilişkilerimizi kesip her şeyimizi oraya yönelelim anlamında da söylemiyorum bunu. Tabii ki bir takım ticari ilişkiler vesaire devam edebilir. Ancak bahsettiğimiz Atlantik sistemi gerçekten büyük bir kıskaç, büyük bir kafes. Bu kafesten önce çıkmak gerekiyor ki bağımsızlık yolunda bir adım atabilirim. Ben şu anda Türkiye'nin NATO kıskacı altında bağımsız hareket edemediğini düşünenlerdenim. Ve bu hakikaten elimizi kolumuzu bağlayan, bir taraftan kapitalist ekonomik modeliyle bu kıskaç altında, ki bütün dünya ülkeleri gibi böyle, dünya dolar, rezerv para birimi şu anda hala ve değerini korumakta. Ancak benim Amerika'da okuduğum bir takım ekonomistlerin görüşlerine bakacak olursak, orada çok ciddi bir finansal çöküş yaşanma ihtimali yüksek. Bunları iyi okumalı şu andaki hükümet ve yöntemini, stratejisini evet biraz daha böyle Asya'da gelişen o zenginliğe yönelmeli diye düşünüyorum. Peki. Tabii yarın gözler Ankara'da olacak ama Sayın Hocam son cümlelerinizi alayım. Ekleme yapmak ister misiniz? Şimdi burada dediğim gibi devlet bilgilerine hakim değiliz. Yani İsveç'le ne alındı, ne verildi, Amerikalılarla ne oldu, ne olmadı. Ama şöyle şeyler de yapılabilir. Bunu belki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi partisi içinden sevmiyor. Çünkü güçlü bir lider konumunda. Ama şöyle iyi polis, kötü polis oyunları vardır demokraside. Mesela sizin üzerinize çok geldiklerinde dersiniz ki ben bunu parlamentomdan geçiremem. Evet çoğunluk var ama geçiremem. Niye? Çünkü kardeşim bu yani bizim bir takım şeyler istiyoruz. Yani bunlardan biz geri adım atamayız. Evet. Ha ne yaparsınız? Elinizde şöyle yöntemler var mesela. Diyelim ki AK Parti'nin şu andaki milletvekilleri oy verir ama Milliyetçi Hareket Partisi baştan itibaren eğer iyi oynanırsa oyun, baştan itibaren karşı olduğunu söyler ve kimse de bir şey diyemez. Yani şu anda ekonominiz zor durumda olabilir, bilmem ne olabilir. Buna rağmen alabileceğiniz riskler ve oynayabileceğiniz oyunlar vardır. Bunları yeter ki iyi, batılı sisteme göre de oynamanın yollarını bulmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Demokrasinin bir takım nimetleri vardır. Karşı taraflarla müzakerelerinizde. Onları da zaman zaman kullanmak kötü bir yöntem olmayabilir. Dolayısıyla bunlara da odaklanmak lazım. Dediğim gibi biz şu anda bilmediğimiz için tam olarak devlet bilgileri itibariyle kim kimden ne aldı ne verdi bunlara dair bir şey söyleyemeyiz. Meclisten ama çıkar mı veto kararı milletvekillerinden? Vallahi Allah bilir. Hiç bildiğim bir konu değil. Yani ben MHP'nin bile onay verebileceğini düşünüyorum. Öyle mi? Finlandiya'da işte olmuştu. İyi oynanırsa yani MHP bu tarafa çekilip hayır biz bunu kabul etmiyoruz. Orada işte şu kadar PKK oyunu var, bu şeyi var. PKK'lı var, onların türevleri var, faaliyetleri var. İşte FETÖ'cüler var falan var filan var. Biz bunu kabul etmiyoruz şeklinde bir tavır sergilediğinde hükümeti de kurtarır mesela. Evet, sessiz şu anda sessiz kalması beni biraz düşündürdü hocam. O bakımdan dedim yani. Ama daha, yoksa daha çoktan böyle benim bildiğim Bahçeli bu konuda tavrını açıklamıştı yani. Şöyle yok Devlet Bey yani bu işleri iyi var. Daha bir ayı var sürenin. Yani son yaklaşırken böyle bir anda can simidi şeklinde bir açıklama gelir. Ondan sonra zaten hükümetin eli ayağı bağlanmış olur. İşi yapamaz durumda olmuş olur.
denir ki ya kusura bakmayın kardeşim bu konularda üstümüze gelmeyin. Bu işin hani bir ederi var, fiyatı var, tamam mı? Karşılığı var. Bizim size yapabileceğimiz indirimler bunlar. Daha fazla yapamayız. Kusura bakmayın. Üstümüze de gelmeyin. Yani demokrasinin böyle taktiksel taraflarını falan iyi kullanmak lazım. Çünkü karşı taraflar bunu gayet iyi kullanıyor. Mesela Amerika'da Biden diyor ki tamam ben diyor yazarım kongreye mektup. Yazdırıyor da. Ama diyor işte kongre bunu geçirir mi geçirmez mi? Siz gidin bir İsrail'le görüşün. İsrail burada harekete geçsin falan olsun filan olsun. Tamam. Yani bizim de elimizde taktikler olsun. Ne güzel. Yani bunların hepsini iyi oynamak lazım. Evet. İşin bir taktiksel tarafı var, bir de stratejik tarafı var. Her iki tarafa da uygun oyunlar, adımlar hepsi yan yana getirilip bir stratejik çıkar elde etme süreci oluşturmak lazım. Tamamen çıkarlara dayalı bir şekilde. Peki. Sayın Coşkun bir cümlede sizden alayım. Süremizi de açtık ama size de bir söz hakkı vermek istiyorum son olarak. Buyurun. Ya ben kapanışta o zaman şunu söyleyeyim. Az evvelki liderler buluşmasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın Azerbaycan'la Türkiye'deki ortak bir üniversite olması fikrine çok çok sevindim, olumlu buldum. Geç kaldık dedi Sayın Erdoğan. Geç kaldı kesinlikle. Eğitim konularını kafa yoran birisi olarak bu gelişmeyi gerçekten çok sevindim. İki ülke arasındaki yani bu kültürel alışverişi de bu bağlamda devam ettirmeleri, hatta bunun biraz daha farklı Türkiye Cumhuriyetleri de daha farklı boyutlarda tesis edilmesini istedim. Yani bu üniversite benim açımdan çok önemli bir gelişme oldu. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Coşkun, Sayın Ünal katkılarınız için. Tabii ki yeni strateji, bundan sonraki dış politikada hangi adımlar atılacak? Yani gözler yarına çevrildi ama sadece NATO'ya seçin üye olması işte bununla ilgili süre değil. Suriye, sahalar, Orta Doğu, Doğu Akdeniz yani çok konu var, çok başlık var. Dış politikadaki vizyonu konuşmaya devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum sizlere. Teşekkürler, iyi yayınlar. Sayın İyi yayınlar. Ağzınıza sağlık diyelim.